Evet arkadaşlar, şimdi bir de Uşaki tarikatının Fatih Nurullah denilen densiz, neydi belirsiz, bir tane haysiyetsiz, karaktersiz, ne deneceği bile, yani hakaretlerin hepsi üzerine gönderilecek bir zındık diyebiliriz. Biz onun gibi aşağılık değiliz ama hani kendine şeyh diyor, tarikat lideri diyor, Uşaki tarikatının, yok nurcuların bilmem ne koluna aitmiş de, yok bilmem alimmiş de, yok ahiret için çalışmış da, dünya için çalışmazmış da, lafa geldiği zaman torbalar dolusu laflar edecek bir karaktersiz. Şimdi bildiğiniz gibi bir haftadır 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yapmış olduğu o terbiyesiz, ahlaksız o davranışından ötürü, onun yapmış olduğu terbiyesizlik, ahlaksızlık hiç hani dile alınacak, konuşulacak gibi değilken bir de annesiyle babası çıktı çocuğun. Yani adam kalkmış diyor ki, benim diyor hani tövbe haşa, yok meylettim, yok şehvet kapıldım, yok bilmem ne oldum. Yani terbiyesiz terbiyesiz şeyleri, yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin o kadar ahlaklı, namuslu insanların gözünün önünde yapmış olduğu şu konuşma, şu savunma, yani insanın resmen yani kanı donuyor ya. 12 yaşındaki bir çocuk ya, 12 yaşında. Vallahi 12 yaşında ya. Çocuk diyoruz bak, çocuk 12 yaşında. Nasıl anlatılır? Ya anlatmak da zor arkadaşlar ya. Gerçekten. Şimdi ben o kadar dinledim, araştırdım ki ne, arkasından annesi ve babası da ya vallahi anlatamıyorum arkadaşım ya. Anlatamıyorum. Ya. Bu konu nasıl anlatılır ki bilmiyorum. Bu haber değil. Bu söz konusu edilecek bir şey değil. Nasıl anlatırsın ya? Çocuğumu diyor gel al diyor. Daha hala o adamın arkasında. Anne de baba da yani. Terbiyeye bakın, ahlaka bakın. Adamın çocuğunu adam taciz ediyor. Yani bir sürü, yani ben kelimeleri söyleyemiyorum ya. Neler bir şeyler yapıyor yapıyor. Arkasından geri annesiyle babasının gönlünü aramak için, almak için arıyor, konuşuyor. Tamam diyor, o zaman kızınıza ben talip olayım, alayım diyor. Yani sen bunu nasıl dile getiriyorsun? Yani bunu nasıl konuşuyorsun? Sen 12 yaşındaki çocuğun neyini alacaksın ya? Nesini alacaksın ya? O bir çocuk ya. Ya sen sakalın ağarmış, 70-80 yaşına gelmişsin. Senin evlilik neyine, ya da bir kadın veyahut da herhangi bir şey neyine senin ya? Ya 12 yaşında bir çocuk ya. Torunundan daha torun ya. Ve onun annesi ve babasının yapmış olduğu ahlaksız terbiyesizliği hayatta ben, yani ona da aklım ermiyor ya. Resmen adama sen kızımızı al, yani 12 yaşındaki çocuğu al, o bir veli nimetmiş gibi, yani ondan gurur duyarmış gibi, herkese nasip olmazmış, keşke istesen, keşke alsan, biz senin yolundayız, emrindeyiz, izindeyiz diye kendilerini nasıl adamışlar ya. Şimdi bak, burada devlet olarak, yani şimdi adam terbiyesizden konuşamıyor sadece, o Uşaklı tarikatının Fatih Nurullah'a konuşamıyorum çünkü anlatamıyorum. O terbiyesiz anneyi de anlatamıyorum, babayı da anlatamıyorum. Nasıl anne babaysa ahlaksız, terbiyesiz. Onları bir kenara bırakalım. Biz o zaman devleti anlatalım. Burada devletin yapacağı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şerefsiz adi denilen, Uşakil tarikatı denilen bu tarikatı araştırmaya alması lazım. Bunun gelirlerini, giderlerini, her şeyini hesap kitap döküm yapması lazım. Kimler üye, kimler tarafından yönetiliyor, bunlara bir araştırılması lazım. Bu adamı içeriye tıkmaları lazım. Bu şerefsiz içeriye tıkmaları lazım. Anneyle babayı da hapse atmaları lazım. O da, onlar da hapse girmesi lazım. O 12 yaşındaki o kız çocuğunu da devlet alıp kendi çocuk esirgeme yurtlarında yetiştirip veyahut da bakıcı aileler aracılığıyla onu uygun bir aileye evlatlık olarak, ya da o kızın diğer yakın akrabalarından, varsa babaannesi, varsa anneannesi, temiz düzgün bir aile seçip onların yanına yerleştirmesi lazım devletin. O kızın psikolojisini de düşünemiyorum ya. Düşünün yani, 12 yaşında yaşadığı şu olaya bir bakar mısınız? Bu çocuk 15'e gelecek, 18'e gelecek, okul okuyacak, üniversite okuyacak, evlenme çağına gelecek, yaşı büyüyecek, 25-30 olacak, evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Daha 12 yaşında yaşamış olduğu şu psikolojiye bakar mısınız ya? 12 yaşında yaşamış olduğu bir çocuk ya. Benim kendimin 8 yaşında kızım var. 8 nerede, 12 nerede ya? Arasında ne var? 3-4 sene var ya. Daha bunlar
süt. Bak biberondan yeni çıktılar. Süt çocukluğundan yeni çıktılar ya. Yemin edeyim adam düşününce yani akıl almıyor. Söylemeye dili varmıyor. Bunların yapmış olduğu karaktersizleri, o karaktersizliği kız çocuğu olanlar anlar ancak. Kız çocuğu olanlar. Ya bunların beyni neyle yıkanıyor da bu adamların peşinden hala devam ediyorlar ya bu karaktersizlerin ya. Fatih Nurullah denilen alçak, şerefsiz, adi köpek ya. Ya diyor ki ne sen davacı olma ben kızını alayım. 12 kızını deme ya. Sen kızını niye diyorsun ya? 12 yaşındaki çocuğunu bebeğine alayım de. Tövbe yarabbi ya. Neyse arkadaşlar. Bu yaşanmış bu olay doğrultusunda, çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. İnşallah böyle adilerin bir daha böyle olayları tekrar etmemesi için en ağır cezayı verip ve o çocuk da o aileden alınıp koruyucu aileye verilmesi gerek ümidiyle inşallah bunu yapar. Adalet Bakanlığı da ele atar. Bu çocukların geleceğini kurtarır inşallah. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle ve böyle olayların bir daha yaşanmaması ümidiyle hoşça kalın.